Şimdi Rasim Bey demiş ki Rafa içi unutamıyorum demiş. Cansu Hanım da Remi Boy'u mesela unutamıyorum. Cansu Hanım sağ olun bu arada. Şeyi söyleyeceğim ya, derbiler deyince unutamadığınız isimler. Fenerbahçe'den Serdar Ali Çelikler'e sorayım. Rafa için golü geliyor benim de aklıma derbi deyince. Çok işte Lincoln'e Carlos'un o unutulmaz pozu geliyor herkes birbirine kavga ederken. Çok para. Yani hangi maçı unutamıyorsun en çok? Hangi oyuncuyu unutamıyorsun? İşte Alex'in derbilerdeki performansı ortadadır. Ya bu jenerasyon meselesi. Yani benim öyle çok net olarak hani, ya benim için Fener Galatasaray derbisi şudur diyeceğim tek bir maç var. 3-0'dan 4-3. 3-0'dan 4-3 var. Başka yok yani. O maçla ilgili konuşan... Bir sürü maç var da hani... Bir sürü maç var da şey değil. Yani... Hani böyle mühür maç... Bir tane mühür maç seçtersen o. Oğuz Çetin o maçla ilgili konuşuyordu değil mi Hakan Yılmaz? Yanlış değilsem. Hoca ikinci yarısı yoktur o maçın. Tamam ama o maçla ilgili konuşuyordu yanlış değilsem değil mi elimizdeki bantta? İlk yarı 3-0, ikinci yarı Oğuz'un yanına Taygun giriyor. Taygun'a diyorlar ki Prekazi tutacaksın. Oğuz Hoca yok ikinci yarı. Oğuz Hoca o maçtan bahsetti. Dinleyebilir miyiz? 23. haberi almıştık. Evet ve orta sahaya Müjdat geçiyor. Bir dinleyelim hocam. Taygun stoper, Müjdat orta sahaya geçiyor. 4-3 olan maçı bahsetmiş çünkü bize NTV Spor'a. O çok özel bir maç. Yani ilk yarı durumu 3-0 iken özellikle Galatasaraylı oyuncular işin artık fantastik kısmına geçtiler. Alver yaptılar. Hani sanki dalga geçiyor gibi oynadılar. Aslında 4. gole bile ulaşabilirlerdi. İşte gol pozisyonu vuruşunu yapıyor. Topu alır diyor ve gol. Ve gol değerli seyirciler. Tanju. Galatasaray 3, Fenerbahçe 0 gol Tanju. Devre arasına girdiğimizde Sayın Veselinovic takımına olan güvenini yine dile getirdi. Neler söyledi hocam? Hatırlıyor musunuz? Yani yenilmek sorun değil dedi. Yani durum 3-0 hiç önemli değil dedi. Ama sizin potansiyelinizi biliyorum dedi. Yani çok net söyledi. Rakip kim olursa olsun, bu Galatasaray olsun, 3-0 yenik durumda olun. Ama birinci golü atın dedi, çıkın birinci golü attığınız zaman bu maç değişecek dedi. Sizin potansiyelinizi ben biliyorum dedi. Dolayısıyla inancınızı kaybetmeyin ve çıkın dedi. Oynayın dedi. Rıdvan, Aykut. Aykut ceza sahası içinde Aykut ortaya çıkarıyor. Yıla damga vuran Aykut, 46. dakikada Aykut çalımını atarak, o da Türk futbol literatürüne girmiş bir çalımdır. Aykut çalımını atarak o 46. dakikada golü attığında takım coşmaya başladı. Galatasaray 3, Fenerbahçe 1, topla buluşan Rıdvan. Rıdvan. Ceza sahasına girdi Rıdvan. Ortaya çıkartıyor, gol pozisyonu ve gol. Hasan'ın attığı golle durum 3-2 oldu. Gerçekten mükemmel bir karşılaşma. Ama o gün Hasan 3 tane gol attı. Aykut 1, 4 tane gol oldu. Hasan da çok muhteşemdi. Ama bir kişi vardı o gün. Rıdvan vardı. O gün bütün pozisyonları kale önüne getiren, her şeyi mükemmel yapan bir Rıdvan faktörü vardı. Ve bizim zaten inançlı bir takımdık. Yani o sene ligi alıp götüreceğimizi biz biliyorduk. Ama bu tip maçlar inancı arttıran ve hedefe takımı kitleyen maçlardır. Öylesine önemli bir maç oldu. Bak güzel anıları Oğuz Hoca anlattı. Yorumlarda gelmiş. Mesela Selim Haliloğlu demiş ki Apia hayranıyım tabii ki bu maçları hatırlayınca. O koça da diğer yıldızımdır demiş. Lincoln'dür demiş Okan Bey. Bu maçların yıldızı. Peki, Allah Allah. Pek hatırlamıyorum. Lincoln genç derbi maçının yıldızıydı ya. Lincoln bir tane golü var Kadıköy'de. Dört birlik maç. Kadıköy'de dört birlik maçta golü var. 2008-2009 sezonu dört birlik maç. Kemal Bey demiş ki Hasan Vezir muhteşemdi zaten. Demiş o maçta. Peki. Sırf yönetimi eleştirmek için bu maçta kaybetmemizi isteyen Galatasaray taraftarları olacak. Ki var. Demiş. Ama olmaz öyle. Olmaz. O hayatta de karşılığı olmaz onun. Maç başladığı andan itibaren değişir o iş. Biz yönetimi nasıl eleştiririz bugün yenelim derler yani. İbrahim Kırcalı da demiş ki Johnson'un golü unutulmaz tabii ki. En unutulmaz derbi oldu. Abi Johnson demiş. Var, Saunders var, Sunus var, Ulubatlı Sunus var. Özer Bey, kupa kaldırma var. Atkinson'u unutamam demiş. Şimdi bak. Bir sürü var abi. Burada
Yengeç dansı David demiş. Değerli... Ya bir de utanç verici maçlar da var. Onlara hiç var. Girmeyelim. Mesela bu 5 kırmızı kartlı maç var. İki takımın da birinin 5. birinin 6. bitirdiği Aragonesli sezonu hatırlayın. 0-0 bitti. Birbirine daldı hepsi. Bir 19 Mayıs Sulu derbisi vardır. Rezalettir. Galatasaray tarihine rezillik olarak derbi geçmesi gereken. Çünkü yönetim organizasyonuyla yapılmıştır. Öyle mi? Tabii. Ondan sonra o zaman Kayhan Şardanlar, Yiğit Şardanlar bilmem neler. Ne yaptı? Onların organizasyonu. O kadar suyu istesen sokamazsın. Ondan sonra Fenerbahçe stadında ilk Kadıköy'deki derbide şeylerin kırılıp tuvalet pisuvarlarının kırılıp rakip taraftara atıldığı yumurta torbaları, sidik torbalarının atıldığı maçlar vardır. Hiç kimse böyle kendimi masumuz diye kere çekmesin. Falan ya. Değil ya. Yani bu tip maçları hatırlamayalım da bugün. Hani çünkü ikisini de güzel en son, şeyleri hatırlıyorum. Çünkü bugün en son ikisinin de en son iddiasız maçı 5 kırmızı kartlı maçtı yani. Canlı görüntüler Fenerbahçe taraftarı Türk Telekom yani Arena'da şu an. Üzgün bir maç olsun. Evet. Tribünlere doğru giriyorlar. 2500 kişilik Fenerbahçe desteği olacak bugün Türk Telekom Arena'da. Tabii abi yani şimdi bir 2500 kişiyi koruyacağız abi. Tabii büyük bir heyecan. Derbi keyfi. Ya derbiyi de deplasmanda yaşamanın tabii keyfi ayrı. Önemli bir anı olacak Fenerbahçeli taraftarlar için de. Şu an canlı görüntülerle ekranlarınıza yansıtıyoruz. Bu sırada gelen yorumları ben de okuyayım. Şabani Nonda'yı unutamam demiş Ozan Mert. Nonda var tabii. Attığı gol vardı. Orada unutulmayacak olan Nonda değil ki. Orada unutulmayacak olan Volkan'la Edu. Ama o maçta Galatasaray muazzam top oynamıştı. Baroş'un kaçırdığı gol demiş Yiğit Bey. Evet. Direkten 2-0 dönüm. 2-2. Evet. 2-2. Evet. Elmander'i unutmayalım demiş ki Mehmet Ayhan çok sever Hüseyin Bey yazmış. 3-0 3-1'lik maç Melo'nun Fatih Terim'in ders verdiği maç ders. Alex'in 5 tane 1.90'lık adamın arasından kafayla golü attığı maç. Sana, Gökhan, Servet, Hakan. Peki. Dördünün arasından Alex'e söz için golü attı. Tezahüratlarla giriyor Fenerbahçe taraftarı şu an. Canlı görüntüler bunlar. Ya güzel, bunların hepsi futbola dair şeyler. Benim bahsettiğim o çirkinlikler olmasın. Ekranı ikiye bölüp Tugay Hoca'yı da dinleyelim mi? Olur. Hakan Yılmaz. Tugay, çok kısa Kerimoğlu, Tugay Kerimoğlu'nun da bir derbi anısı var. 4 maçın 2 tane golünü atan 92-93 sezonu. 2 tane frikikten, 2 tane ayrı 90'dan 2 ayrı örümcek almıştı. Öbürleri de Güt Şov, Hakan Şükür. Dinleyelim Tugay Hoca'yı. Tugay Kerimoğlu neler anlattı derbilerle ilgili? Sağ taraftan biri bayrakla koşarak geliyordu, tamam mı? Yani bakıyorsun, mont Galatasaray montu, eşortman Galatasaray eşortman, herhalde bir taraftar dedik. Bir daha döndük, bir baktık hoca geliyor. Hoca elinde bayrağı aldı. Allah dedik, yani yapılacak yer burası değil, ortamı da bu değil. Kendi kendimize konuşuyoruz. O dönemde sağ çizgileri kireç. Şimdiki gibi boya yok. Sağlar bu dönemki gibi halı değil. Hoca vuruyor olmuyor. Hoca vuruyor olmuyor. Biz de dedik ki artık biraz kenara çek de oradan vur. Derken karşı tribünü bir gördük biz. Teller var ya, nasıl biliyor musun? Bir öne gidiyor, bir arkaya geliyor. Bizden 2-3 oyuncu o dönem hocayı içeri aldılar. Dedik ki biz hoca çıkmasın. Çıkarsa dedik sıkıntı olur. Yani yaşanan güzel bir galibiyet ve yaşanan güzel ufak tefek kızdırmalar. Bunlar her zaman vardı. Var, bundan sonra da var olacaktır. Yani Ulubatlı Sunus'un kirecin de hayır demesine rağmen Ulubatlı Sunus'un olduğu yer orasıdır. Tugay Hoca'nın anlattığı yani hikaye baba, unutulmaz hikaye bu arada. Yani. O olay olduğunda 21 yaşındaydım. Bugün 42 yaşındayım. Ben hayatımın yarısı boyunca o Meret'in oraya nasıl girdiğini... İki kere de sokuyor. Ya baba tamam da bak Hakan orası... Hakan gösterebiliyor musun ya yani, bitirmeden programı? Onun nasıl altında şey yani? Mekanizması olması lazım. Sivri bir demir mekanizması olması lazım. Zırt diye girmiyor. Ya onu bildiğimiz plastiktir. Baba nasıl sokuyorsun onu? Brave var. Süremiz bitmiş zaten. Brave var. Nasıl bir şey? Brave var. Brave var. Kim soktu vallahi. Derbileri derbi yapanlara saygıyla iyi ki Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Doğru. Yıl futbol bayramı. Güzel maç olsun. 23 ne Nisan, olursa olsun güzel maç olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Miraç kandilimiz mübarek olsun. Aynen futbol öyle. Bayramımız aynen kutlu öyle. Ve mübarek olsun. Yarın radyoda siz burada Serdar Gazze'de aklı başında sırf futbol konuşalım. Güzel.